Evet selamlar herkese Marvel Sinematik Evreni'nin 5. fazı Ant-Man and the Wasp Quantumania ile başladı. Her nasıl da videosunda olduğu gibi bu videoda da spoiler bulunacak. Ama spoiler vermeden şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Film eleştirmenlerden aldığı puan kadar kötü bir film değil kesinlikle. Eleştirmenlerin puanına göre MCU'nun en kötü ikinci filmi kesinlikle değil. Çok daha kötü bir film kesinlikle seyrettik. Dördüncü fazın yarısından çok daha iyi diyebilirim film için. Ancak çok iyi bir film de değil kesinlikle. Benim için tam bir ortalama. Belki kişiden kişiye değişerek ortamının biraz üstü biraz altı olabilir. Benim için birazcık da ortamın üstüne yakındı diyebilirim. Ama zaten filmin amacının harika bir film çıkarmak olduğunu düşünmeme yani. Mükemmel bir film çıkarmak için uğraşmamışlar. Filmin amacı zaten kendi izleyicileri biraz daha tanıtmak olduğunu söyleyebilirim. Bu görevinde gayet iyi başarmış. Özellikle senaryo sorunlu diyebiliriz. Yani çok basit bir senaryosu var. Olaylar çok çabuk gerçekleşiyor. Bu benim için çok büyük bir sıkıntı değil. Senaryonun daha iyi yazılabileceği yerler bariz. Bu gelecek için bir sorun teşkil ediyor. Çünkü bu senaryoyu yazan Avengers The Kang Dynasty de yazacak. Umarım daha iyi bir iş çıkartır. Avengers filminde. Yavaş yavaş filmi konuşmaya başlayalım. Şimdi spoiler'ı da daha fazla vermeye başlayacağım. Fragmanlardan da gördüğümüz üzere film zaten çoğunlukla kuantum boyutunda geçiyordu. Film çıkmadan önce en fazla yarım saat diye bir sınır belirlemiştim. Yani yarım saat içinde ilk yarım saatten sonra kuantum boyutunda film başlamalı. Yani kuantum boyutuna geçmeliyiz diye bir düşüncem vardı ama filmin 15. dakikasında kuantum boyutuna geçtik. Bu benim için gayet iyi bir başlangıç. İlk 15 dakikada hızlandırılmış bir Scott Lang hayatını gördük diyebiliriz Avengers Endgame'den sonra. Ee, gayet iyi bir başlangıçtı bence ilk 15 dakika. Quantum boyutunda geçen sürede zaten yani ilk 15 dakika bir de son 5 dakika belki de 10 dakika bile değildir. 1 saat 50 dakika diyebiliriz filme jenerikleri de atınca. buçuk saat neredeyse Quantum boyutunda geçiyor film ama Quantum boyutuyla ilgili... Bilemiyorum çok fazla etkileyemedi beni. E, hızlı ilerliyor daha önce de söylediğim gibi videonun başında. Sıkmıyor ama çok etkilemiyor beni açıkçası. Kuantum boyutuyla ile ilgili daha fazla etkilenmeyi bekliyordum. Bunu çok başaramadı film. Ama en azından yani The King's Dynasty'ye çıkmadan önce bu filmi kesinlikle bir daha seyretmeniz gerekecek. E, bir daha seyrederken de çok sıkılacağımı düşünmüyorum açıkçası. O yüzden en azından sevindirici. E, zaten filmin izleyici çoğunluğu da MCU'yu takip edendir. MCU'yu takip etmeyip sadece Ant-Man üçlemesini seyreden bir izleyici olduğunu düşünmüyorum ama bu izleyici için yani sadece Ant-Man üçlemesini seyreden biri için gayet iyi kendi içinde hala da bir evet. parça halinde ilk film nasıl Scott'ın kızı için bir şey çalmasıyla başladıysa üçüncü filmde yine Cassie için bir şey çalmasıyla sonlanıyor. Şimdi Cassie'den bahsetmişken filmin adı yine ikinci filmde olduğu gibi Ant-Man at the Wasp. Ancak Scott ve Kes ikilisi daha ön planda yer alıyor bu filmde. İlk filmden beri zaten güzel bir baba kız ilişkileri var bu ikilinin. Bu filmde de gayet iyilerdi ama hop yani Wasp çok geri planda kalıyor filmde. Scott'a yardım etmek için kuantum boyutuna geri dönen kişi o olmasaydı zaten hiçbir vasfı olmayacaktı. Ona yardıma gelen kişinin de hop olmasına çok sevindim yani yine kesi bir yerden çıksaydı. Herhalde filme biraz daha negatif bakardım. Scott hopeda da yani çok az görüyoruz. Ama ben çok seviyorum bu ikiliyi. Yani ikinci filmde herhalde en fazla gördük ama onda da Janet'a daha odaklanmıştık sanki. Scott Hope ilişkisini bir türlü göremedik Ant-Man ve Wasp ilişkisini ama seviyorum bu ikiliyi. Umarım daha fazla göreceğiz. Yani filmin sonunda özellikle Scott ve Hope'un kuantum boyutunda kalacağını dair sızıntılar vardı. Yine sanki o noktaya geldik gibiydi. Yani zaten son kısımda da geçti biraz daha kolay kolaya kaçtılar gibi geldi yani. Ee, sanki sonradan değiştirmiş gibi geldi. Zaten filmin çıkmasından birkaç ay önce de sanki bir daha çekimler, yeniden çekimlere başladılar diye bir haber de okumuştum. Belki bu yeniden çekimlerde değiştirmiş olabilirler. Ama Scott'ın yine bir yerde hapsolup sonra e, ...tekrardan çıkması... E, ...tekrar kaçmak olurdu. Tabii ki demek de Kang'i konuşmak istiyorum ama... ...Kang'den önce de birkaç karakter daha var konuşmam gereken... ...Janet ve Hank'i konuşayım. Onlar aradan çıksın. Janet'ın filmde daha büyük bir rol olacağı belliydi zaten. E, fena da değildi filmde. Yani zaten bu... ...iki karakterin de oyuncusu çok büyük oyuncular. Onları da izlemek gerçekten... ...keyif verici. Hank'in filmdeki rolü çok küçüktü... ...filmin sonuna kadar. Yani son sahnede karıncalarıyla birlikte gelmesi çok sevindirici oldu. Çünkü bir Ant-Man izliyoruz ve karıncalar olmasaydı biraz eksik olurdu. Yani onun eksikliğini hissettim açıkçası. Son ana kadar gelmelerine sevindim. Karıncaların yardımıyla kazanmalarına sevindim. Bill Murray'nin karakteri çok az gözüktü ama eğlenceliydi izlemesi. Zaten bir daha da görünmeyecek büyük ihtimalle filme tatlı bir hava katmış diyebilirim. Quantum Boyutu'ndaki özgürlük savaşçıları da çok umurumda olmadılar açıkçası. Scott'ın arkadaşlarını görmeyi tercih ederdim ilk iki filmdeki. Louis olsun. Onlar daha iyi bir daha her açıdan daha iyilerdi herhalde yani. Filmin hiçbir versiyonunda düşünülmemiş bu karakterler. O yüzden o biraz eksiklik yarattı. Bari filmin başlarında kısa kısa gösterebilirlerdi. Ee, neden böyle bir karar aldılar bilmiyorum. Özgürlük savaşlarında herhalde bir daha göreceğiz diye tahmin ediyorum. Kang Dynasty filminde elbet bir yere bağlarlar onu da. Ama dediğim gibi çok umurumda değiller. Modo geçtiğimizde ise tasarım olarak fena değildi bence. Yapabildiklerinin en iyisini yapmışlardı. Fragman şeylerin dediğim gibi. Ee, benim için bir sıkıntı yoktu ama... Yine tek filmde yani bir karakteri tek filmde harcamaya çok alıştı. Marvel. Umarım tekrardan geri döner diyeceğim ama nasıl geri döneceğini bilmiyorum. Çünkü ölürken de kendi Avengers yapıp öldü. Yani bir daha kötü olması saçma olur. Belki başka bir varyant Modok görebiliriz diyeceğim ama e, Modok tek filmde harcanacak bir karakter kesinlikle değildi. E, bu üzücü. Bu gerçekten üzücü ama e, çok fazla ekran süresi de yoktu ama keyifliydi Modoku da izlemesi. Gelelim Kang'e. Kang de hiç beklemedim açıkçası ölmesini. Ee, ölmesi çok şaşırtıcıydı ama ben geri döneceğini zannediyorum. Ee, Secret Wars filminde de Beyonder'ın yer alacağı söyleniyor. Büyük ihtimal Beyonder olarak geri dönebilir bu Kang varyantı. Çoğu eleştiri yazılarında John Majors övülüyordu. Yani her yazıda övüldüğünü görebilirsiniz. Ve gerçekten de övgü hak ediyor. Çok başarılı bir iş çıkarmış. Jenex sahnelerde de yani o sahnelerle ilgili bir video çektim. Onu da Çıkan karttan seyredebilirsiniz. Ee, çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yine o sahnelerle konuşmak istemiyorum ama çok önemli sahneler gerçekten de. Evet yani sanırım unuttuğum, söylemem gereken bir şey kalmadı. Ee, kesinlikle yazıldığı kadar kötü bir film değil ama e, Faz 5 içinde biraz daha iyi bir başlangıç gerekliydi bence. Daha iyi bir iş çıkartılabilirdi ama en azından amacını yerine getirdiğini söyleyebilirim. Kengi güzelce Tanıttılar evrene e, keng varyantlarını gelecek için gösterdiler. Evet benim filmle ilgili düşüncelerim böyleydi. Siz de filmle ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki Marvel videolarında görüşmek üzere. Bay bay.